Teklif edilen arkadaşlar. Pandemi sebebiyle ertelenen Körfez Belediye Meclis toplantıları başladı. 2020 yılı Haziran ayı olan meclis toplantısı Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında yapıldı. Toplantıda 18 gündem maddesi görüşülerek oylandı. Mecliste komisyon üyeleri seçildi. Körfez Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyet raporu Belediye Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında görüşüldü. Yapılabildiği dönemlerde yaz ayları. Biz biraz yaza geç başladık, işte birkaç ay aslında geç başlamış olduk pandemi sürecinden dolayı. Bu çalışmalarımız devam edecek. Yani sadece sanayi bölgesinde değil, bütün mahallelerimizde eksik asfalt, yama çalışmalarımız, problemi olan yollarımızda üst yapı çalışmalarımız kaldı ki Fatih ve Güney Mahallesi'nde zaten İSU biliyorsunuz bir ihale yaptı. Tüm altyapı yeniliyor. Üst yapı ihalesi de yapıldı. Akabinde de üst yapı yenilenecek. Bir kere bu iki mahallemizin inşallah bir yıl içerisinde altyapısı, üst yapısı tamamen yenilenmiş olacak. Ondan sonra devam. Meclis Başkan Vekili Faruk Zenli'nin başkanlığında üyelere sunulan 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesim hesaplarının görüşülmesi için de tekrar toplanılacak. Bizim de boyumuzu aşmıyorsa biz bunu yapmaya hazırız. Başkan Şener Söğüt, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlimtepe'de yapılacak olan Millet Bahçesi projesinin onaylandığının müjdesini verdi. İlimtepe Mahallesi'nde bulunan bina Milli Eğitim Bakanlığı'na 25 yıl bedelsiz olarak tesis edildi. Başkan Şener Söğüt meclis toplantısında muhalefetin sorularını yanıtladı. Meclis'e dayalı kira bölgesi yapılmıştır. Mevcut başkanlık dönemine bakıldığında herhangi bir yeni yapım işine rastlanılmadığı gibi genel olarak da mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemlerini kullanarak iş ve işlemlerin yürütülmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu alımlar kapsamında...